Aşağı yukarı Cidde Nehri'nde 40'ın üzerinde balık türü yaşamakta. Son yıllardaki çevresel değişimlerle beraber bunlardan 2-3 tanesinin nesli şu an tehlike altında, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. En çok bilineni leopar sazanı, kedi balıklarından şey var, bodur yayın balığı gibi balıklar nesli tehlike altında. Bıyıklı balıklarımız, barbuslar, nesli tehlike altında olan balıklarımız. Şu an daha önce onları nehrin tümünde görebiliyorken sadece nehrin belli kısıtlı alanlarında, daha dar bir alanda bunları görebilmekteyiz. Süreç böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda bunları tamamıyla görmeyebiliriz. Son yıllarda özellikle nehir üzerinde son 30-40 yılda büyük değişimler meydana geldi. Nehir üzerinde yapılan müdahaleler olsun, nehir üzerinde yapılan barajlar olsun, nehrin geçtiği yerlerdeki, yerleşim yerlerdeki evsel atıklar, sanayi atıkları olsun. Bir de nehrin geçtiği yerlerde verimli ovalar var. Bu ovalarda tarım yapılıyor. Tarımsal amaçla kullanılan gübreler, ilaçlar nehir sularına karışmakta. Tüm bunları topladığınız zaman bu olumsuz etkenler nehirde yaşayan balıkları olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bunların hayatını sürdürebilmesi için öncelikle farkındalık gerekiyor. Doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak gerekiyor. İtiraf etmemek gerekiyor. Biliyorsunuz son yıllarda kuraklık var. Kuraklıkla beraber yağış miktarlarında ciddi bir azalma var. Yağış miktarlarında düzensizlikler var. Kar şeklinde yağması gereken yağışlarda bir azalma var. Yağışlarda ciddi bir azalma var. Yağışların azalması demek aslında nehrin akışında, nehirdeki su miktarında ciddi azalmalar neden oluyor. Böyle devam ederse geçen yıllarda olduğu gibi gene biz Nisan ayının sonunda, Mayıs ayında ve Ekim aylarında nehirde ve nehir sistemine bağlı olan derelerde ve çaylarda toplu balık ölümlerini görebiliriz. Tabii toplu balık ölümlerinin görmesi ne anlama geliyor? Bunların büyük ihtimalle tabii bunların sebepleri, nedenleri araştırmalı. Biyolojik ve kimyasal araştırmalar, şeyler, analizler yapılmalı. Ama muhtemelen bunlar oksijensizlikten, havasızlıktan ölüyor diyebiliriz. Tabii balıkların ölmesi ya da azalması demek nehirde. Bu balıklar nehirde yaşayan başta kuşlar olmak üzere diğer canlıların temel besin kaynağını oluşturuyor. Balıkların azalması, ölmesi demek, bunların etkilemesi demek aslında kuşların da ve diğer canlıların da bundan olumsuz yönde etkilenmesi demek. Çünkü balıklar sadece insanların değil, aynı zamanda nehir sistemi içinde yaşayan ve nehir sistemine bağlı olan canlıların temel besin kaynağını oluşturuyor. Öncelikle doğayı sevmek, doğayı korumak lazım. Su kaynaklarımızı düzgün kullanmak lazım. Tarım dedik ya, tarım yapıyor. Tarımda son teknolojik sulama sistemlerini kullanması lazım. Bilinçli bir tarım yapılması lazım. Tarımda kullanılan pestisitler olsun, gübreler olsun, bunun nehir sularına karışmasını engellemeliyiz. Evsel ve sanayi atıklar için arıtman olması lazım. Suların arıtılarak sisteme verilmesi lazım.